Evet akalar, gözümüz aydın. Hepimize hayırlı olsun çünkü GTA 6'nın ilk fragmanı nihayet çıktı. %90'ınız fragmanı zaten izlemiştir diye tahmin ediyorum ki şu anda dünya rekoruna doğru koşuyor fragman. Öyle ki son 8 saatte 50 milyon kadar izlendi. Bu arada dünya rekoru şu anda 24 saatte 101 milyon izlenen BTS'e ait. Ama ben bu videoyu yükledikten sonra bile GTA 6 bu rekoru kırmış olabilir. Zaten kendileri like rekorunu kırdı, şimdi de izlenme rekorunu kırarak bir rekora daha imza atacaklardır. Peki bu fragman beklentileri karşıladı mı? Yani fragman da neler gördük. Öncelikle Rockstar'ın bu konuda baya bir hassasiyeti var. O yüzden de fragmanı birebir olarak bu videoya koymama izin vermeyeceklerdir. Ki zaten normalde fragman bugün geç saatlerde yayınlanacaktı fakat sızdırılmış olmasından dolayı erken yayınlama kararı aldılar ve Twitter'dan da bu olayı duyurdular. Fragmana göz atacak olursak eğer. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey şehrin kalabalığı oldu. Yani plajlarda, denizde, sokakta, partilerde o kadar fazla NPC yoğunluğu vardı ki. Yani uzaktan bakınca evet hoş duruyor fakat hem yapması zor bir şeydir hem de bunu hangi bir bilgisayarlar kaldıracak. O konuda da meraklıyım şahsen. Bilgisayar demişken şundan da bahsedeyim. Biliyorsunuz ki oyun 2025 tarihinde çıkacak. Hatta tam tarihiyle alakalı bazı söylentiler de var. Bazıları 1 Nisan 2025 tarihinde çıkacağını söylerken bazıları 19 Eylül'de çıkacağını söylüyor. Ama bunlar net bir tarih değil yani bilginiz olsun. Oyun çıktığında ise bilgisayarlara değil PlayStation 5'e ve Xbox'a çıkacakmış. Bilgisayarlara gelmesi muhtemelen birazcık sürecektir. Yani bu da bir nevi üzücü bir haber ama yapacak bir şey yok. 10 yıl bekledik sonuçta yani mecbur alacağız. Bu arada oyunda muhtemelen başka hiçbir oyunda olmayan detaylar da olacaktır. Çünkü biliyorsunuz Rockstar bu tür detayları çok seven bir firma. Özellikle günümüz teknolojilerinden biri olan yapay zekayı da bu durumda iyi kullanılırlarsa eğer ki ben çok daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum şahsen. Yani sinematik trailerına baktığımız zaman her şey harika duruyor. NPC'ler sadece yürümek veya araba kullanmak gibi şeyler yapmıyor. Onun dışında dileneni var. Kadınların fotoğrafını çeken var. Twerk atanı var. Baskın yeğeni var. Ne bileyim işte. Markete timsah falan giriyor. Sosyal medya da var. Ki trailerın yarısı sosyal medyayla ilgiliydi bu arada. Yani büyük ihtimalle bu oyunda sosyal medyaya da büyük bir ilgi verecekler. Onun dışında ana karakterimiz olan Lucia, GTA serisindeki oynanabilir ilk kadın karakter olacak. Hikayede zaten aşağı yukarı anlamışsınızdır. Soyguncu bir çifte oynayacağız. Sonunun nasıl biteceğine dair birkaç teorim var fakat umarım doğru çıkmaz. Onun dışında bir Twitter kullanıcısı yine ince bir detay daha yakalamış. Burada görmüş olduğunuz gibi ablamızın üstündeki güneş izleri kıyafetiyle uyumlu değil. Yani çok büyük ihtimalle NPC'ler farklı kıyafetlerde giyecek. Bu ufak detaylarda bize muhtemelen gerçek hayatı çok daha iyi hissettirecektir. Çünkü biliyorsunuz oyunlarda artık NPC'lerin yolda yürümesine ve başka hiçbir şey yapmamalarına alıştık. Ha bir de belki biliyorsunuzdur şu an buraya koyamayacağım fakat GTA 6'nın haritası daha öncesinde sızdırılmıştı. Trailer'daki bazı noktalara baktığımız zaman bu sızdırılan haritanın gerçek olduğunu görebiliyoruz. Ki Rockstar'ın artık bu sızdırmalarda bir şey yapması gerekiyor. Yani oyun o kadar fazla sızdırıldı ki. Yani oyun daha bitmeden başka birisi tarafından sızdırılacak diye korkmuyor da değilim. Bu arada uzun zaman sonra ilk defa bir oyun için bu kadar heyecanlıyım. Çünkü biliyorsunuz GTA 6 en çok para harcanan oyun haline geldi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 2 milyar dolar falan harcayabilse harcanmıştı ki diğer oyunlara baktığımız zaman bu baya büyük bir miktar. Yani 2025'te çıkacağı için biraz üzgünüm fakat ölmeden önce GTA 6 fragmanını gördüğüm için de biraz mutluyum. Henüz gameplay ile alakalı bir şey gelmedi bu arada. Asıl orada birçok şey netliğe kavuşacaktır diye düşünüyorum. Yani gerçekten şehir bu kadar kalabalık olacak mı? Oyun bize sanki Miami'deymişiz gibi bir hissiyat verecek mi? Bunları göreceğiz. Ha bu arada haritadan da bahsedelim. Oyun bildiğiniz gibi Miami'de ve Florida'da geçiyor. Ama elbette bunların isimlerini değiştirdiler. Vice ve ve de yapmışlar. Ve dürüst olmak gerekirse ben bu oyunun birazcık modlu GTA GTA 5 tarzımsı bir şey olacağını düşünüyordum fakat beni gerçekten çok şaşırttılar. Gerçi Rockstar'dan şüphe etmek de benim eşekliğimdi yani ne yapalım. Adamlar gene yapmış yapacağını. İlerleyen zamanlarda daha fazla bilgi geldiği zaman da bunun üzerine de konuşuruz. Fakat şu anlık bildiğimiz şeyler bu kadar. 2025'e kadar kendinize çok iyi bakın, sakın ölmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.